Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Barış limit fasikülleri 3. testi çözeceğiz. Biliyorsunuz ki öğlen Şükrü hocamız konu anlatımını yapmıştı. Şimdi ödev testlerini bizler çözeceğiz. Çok güzel sorular var. Hemen sorulara geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki buradaki limitin değeri kaçtır? Direkt x yerine 1 yazacağız. Çünkü sıkıntılı bir şey gözükmüyor. X yerine 1 yazdığımız zaman 1'in 4. kuvveti 1, 1'in 3. kuvveti 1, 1'in karesi 1, artı 1, artı 1. Kaç tane 1 var burada arkadaşlar? 5 tane var. Yani sorumuzun doğru cevabı 5'tir. Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. İkinci sorumuzda demiş ki arkadaşlar fx verilmiş. Limit x2'ye giderken fx sorulmuş. Ben bunu hemen şöyle yazayım mı? Aslında bize lazım olan şey limit x2'ye giderken fx yerine arkadaşlar kök içerisinde x'in 5. kuvveti artı 2x'tir. Ben yine burada direkt x yerine 2 yazabilirim. Çünkü sıkıntılı hiçbir şey gözükmüyor. Kök içerisinde 2'nin 5. kuvveti 32 artı 2 çarpı 2 4'tür. Kök 36 da 6'dır. Yani sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar fx ve gx verilmiş. Limit x3'e giderken fx bölü limit x2'ye giderken gx sorulmuş. Ben bunu yine uzun uzun yazayım. Bana lazım olan şey limit aslında x3'e giderken fx yerine arkadaşlar buradaki denklemi yazıyorum. X küp artı 1 bölü x eksi 2 limit x3'e giderken bu bölü arkadaşlar limit x2'ye giderken gx yerine de buradaki denklemi yazacağız. X kare artı 3 bölü x eksi 1 olarak yazdım. Şimdi pay kısmını düzenleyelim. Pay kısmında ben x yerine 3 yazacağım. 3'ün 3. kuvveti 27. Bir daha 28 bölü 3'ten 2 çıkarttım 1. Yani 28 bölü 1'den 28 geldi pay kısmı. Bölü payda kısmına bakalım. Burada da x yerine 2 yazacağım. 2'nin 2. kuvveti 4. 3 daha 7. Bölü 2'den 1 çıkarttım. 1 7 bölü 1'den 7. 28 bölü 7 4. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Dördüncü soruda arkadaşlar limit x1'e giderken bir ifadenin sonucu 1 olarak verilmiş. Aşağıda da limit x2'ye giderken başka bir ifadenin sonucu sorulmuş. Ben hemen yukarıdaki ifadede x yerine 1 yazmak istiyorum. Şunu düzenleyelim. X yerine 1 yazarsam ne olur? F1 eksi arkadaşlar parantez içerisinde 1'in 3. kuvveti 1'dir. Artı 1 eksi 1. Burası kaç yapar? 2'den 1 çıkartırsam 1. Hatta parantezi silelim. Direkt buraya 1 yazalım. F1 eksi 1 olacakmış. Eşittir 1. Eksi 1'i karşıya atarsak F1 dediğimiz şey 2 olarak geldi. Aşağıda x yerine 2 yazdığımız zaman F1 gelecektir. Emin olun arkadaşlar. X yerine direkt 2 yazalım bakalım ne gelecekmiş. Şimdi x yerine 2 yazarsam 2'nin 3. kuvveti artı 2 eksi 1 parantez içerisinde böyle bir şey var. 2'nin 3. kuvveti 8. 8 2 daha 10. 10'dan 1 çıkarttım 9. Eksi burada x yerine 2 yazarsak F1. Değil mi? F1 kaç? 2. 9 eksi 2 yani sorumuzun doğru cevabı 7 denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar 5. soruda limit x 2'ye giderken logaritmalı bir şeyin sonucu sorulmuş. Direkt x yerine 2 yazalım çünkü sıkıntılı bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Logaritma x yerine 2 yazarsam 2'nin 3. kuvveti artı 2 yani logaritma 10 yaptı. Artı logaritma 2 tabanında 2'nin 4. kuvveti. Logaritmanın 1 olduğunu biliyorum 1 yazdım. Sonra şuradaki 4 başa geldi ya 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2 1. 4 kere 1 4. 1 ile 4'ü toplarsak 5. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar 6. soruda limit x2'ye giderken a kare artı a artı 5 çarpı a küp limitinin değeri sorulmuş. Yukarıda da bir ifade verilmiş eşittir 0. Şimdi ben burada x yerine a yazarsam ne bulurum bakalım. A'nın 3. kuvveti eksi 2a artı 1 eşittir 0 olarak buldum. Arkadaşlar böyle ifadelerde 3. kuvvetli bir ifadede genellikle bakın %99 hatta %100 a yerine eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 yazdığımız zaman çıkar. Çıkmaz demeyin çıkar. Bakın ben burada a yerine 1 yazdığım zaman sonucun 0 geldiğini gördüm. A bir tam sayı demiş ben a'yı 1 almak zorundayım. Peki şunu diyebilirsiniz hocam belki de hani bu 3. dereceden bir denklem ya başka a tam sayıları da var. Bunu şöyle görebilirsiniz. Buradaki a eşittir 1. Yukarıyı 0 yapıyorsa yukarıdaki denklemin bir köküdür. Kökler çarpanlardan gelir. Yani yukarıdaki denklemde a eksi 1 bir çarpandır. Dolayısıyla siz burada a küp eksi 2a artı 1'i a eksi 1'e polinom bölmesi yaparsanız şurada bir ifade bulacaksınız. İkinci dereceden bir ifade bulacaksınız. Ve bu ifadenin arkadaşlar aslında tam sayı olacak şekilde köklerinin gelmeyeceğini göreceksiniz. Bu yüzden sadece a'nın 1 olduğunu söyleyeceğiz. A 1 ise ben aşağıdaki ifadede a yerine 1 yazarsam 1 1'in karesi 1 artı 1 2 5 kere 1 5 7. Aslında şöyle oldu. Limit x 2'ye giderken 7 oldu. Bunun sonucu da 7'dir arkadaşlar. Çünkü içeride x'e bağlı bir şey yok. Yani sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Limit x 1'e giderken 4 f kare x eksi 3 bölü fx eşittir eksi 1 verilmiş.
limit x1'e giderken 8 çarpı fx limitin değeri kaçtır diye sorulmuş. F fonksiyonu gerçel sayılarda limit neymiş? Şimdi ben ilk önce yukarıda x'e 1 yazmak istiyorum. X'e 1 yazdığım zaman şu gelecektir. 4 çarpı f kare 1 eksi 3 bölü arkadaşlar. F1 eşittir eksi 1 olarak yazdım. İçer dışer çarpımı yaparsak ne bulacağız? Bir bakalım. 4 çarpı f kare 1 eksi 3 eşittir eksi f1 olarak buldum. Eksi f1'i bu tarafa atarsak 4 çarpı f kare 1 artı f1 eksi 3 eşittir 0 olarak geldi. Arkadaşlar bakın buradaki ifade çarpanlarına ayrılabilir. Şuradaki ifade. Burayı 4f1 ve f1 ile çarparsam 4f kare 1 gelir. Şurayı da arkadaşlar eksi 3 ve artı 1 yazarsam eksi 3 ile artı 1'i çarparsam eksi 3 gelir. Ve biz bunları çapraz çarpıp toplarsak ortadaki f1 de gelir. O zaman buradaki ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali şöyleymiş. 4 f1 eksi 3 çarpı f1 artı 1 eşittir 0'mış arkadaşlar. Bu çarpımın sonucu 0'sa birinci ifade ve ikinci ifade 0 eşitlenir. 4 f1 eksi 3'ü 0 eşitlersen ben buradan f1'i 3 bölü 4 olarak bulurum. F1 artı 1'i 0 eşitlersen ben buradan F1'i eksi 1 olarak bulurum. Arkadaşlar bakın F fonksiyonu R'den R artıya tanımlanmış. Yani bizim görüntülerimiz, değer kümemizdeki elemanlarımız pozitif reel sayılar olmak zorundaymış. Yani F1'in sonucu eksi 1 olamaz. Bu yüzden F1'in kesinlikle 3 bölü 4 olması gerekir. Burada da sorulan ifadede x yerine 1 yazarsak 8 çarpı F1 lazımmış bize. F1'i 3 bölü 4 olarak bulmuştuk. 8 ile 3 bölü 4'ü çarparsak 6 gelir değil mi? Sadeleştirdik. 2 ile 3'ü çarptık. 6 gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 8 soruda arkadaşlar yukarıda bir ifade verilmiş. Aşağıda başka bir ifadenin değeri sorulmuş. Yukarıdaki ifadede x yerine 0 yazarsam. 0'ın karesi artı 0 artı 10'dan 10 geldi. Bölüm 2 artı f0 eşittir 2 olarak geldi. Arkadaşlar biz 10'u 5'e bölersek 2 gelir. Yani aşağıdaki ifadenin 5 olması lazım. Buranın 5 olması lazım. Buranın 5 olması için 2 ile 3'ü toplarsak 5 gelir. Demek ki biz f0'ı 3 olarak bulduk. Şimdi aşağıdaki sorulan ifadeye bakalım. Ben burada x'e 1 yazacakmışım. x'e 1 yazarsam 1'in 3. kuvveti 1 artı 1 2 artı x'e 1 yazmıştım. F0 bölü. Aşağıda x'e 1 yazacağız yine. 1'in karesi 1 2 ile 1'i çarparsak 2 artı f 1 eksi 1'den yine f0 oldu. Arkadaşlar aynı şey gelmedi mi? 5 bölü 5 geldi. Yani 1 geldi. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 9. soruda bize 2 tane eşitlik verilmiş. Limit x1'e giderken fx ifadesi de bir reel sayı eşit olduğuna göre demiş. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi ben şurayı ayırmak istiyorum arkadaşlar. Burayı şöyle yazmak istiyorum. Limit x1'e giderken fx artı limit x1'e giderken gx eşittir 0 olarak yazdım. Aşağıdaki ifadeyi de düzenleyeyim. Yine diyeceğim ki limit x1'e giderken fx eksi limit x1'e giderken hx eşittir 0 olarak yazdım. Arkadaşlar limit x1'e giderken fx varmış. Neye eşit bilmiyorum ama var. K olsun. Limit x1'e giderken fx'e ben k diyeyim. Şimdi limit x1'e giderken fx k ise şuradaki ifade k ise buradaki ifadenin eksi k olması gerekiyor ki topladığımızda 0 olsun. Buradaki ifade k ise limit x1'e giderken fx. Limit x1'e giderken hx'in de k olması gerekiyor ki k'den k'yi çıkartalım. 0 olsun. O zaman limit x1'e giderken fx'e k dedik. Limit x1'e giderken gx'i eksi k bulduk. Limit x1'e giderken hx'i de yine k bulduk arkadaşlar. Birinci öncüle bakalım. Bir renkleştirelim. Yeşilini yazacağım. Birinci öncüle bakalım arkadaşlar. Limit x1'e giderken gx artı hx. Aslında direkt ben burada gx ve hx yerine eksi k ve k yazabilirim. Ya da kural gereği ayırıp da yapabilirim arkadaşlar. Şöyle ayırıp limit x1'e giderken gx artı limit x1'e giderken hx. Sonuç olarak siz bunu anladınız diye düşünüyorum. Eksi k artı k'den 0 gelir. Yani 0 doğru. Birinci öncül kesinlikle doğru. Şimdi ikinci öncülü ayırarak yazayım. Hadi birinci öncülü ayırmadık ya. Aslında ikinci öncülü de birinci öncülü yapacağız. Şöyle yazayım. Limit x1'e giderken g'nin karesi x eksi limit x1'e giderken k'nin karesi x olarak yazayım. Şimdi arkadaşlar limit x1'e giderken gx'e eksi k demiştik. Ben eksi k'nin şurada karesini aldım. K'nin karesi eksi. Şuradaki ifade de limit x1'e giderken h kare x. Limit x1'e giderken hx'e ben k demiştim. K'nin karesi k kare çıkarttım. 0 geldi. İkinci öncülde kesinlikle doğru dedim. Şimdi üçüncü öncüle bakalım. Limit x1'e giderken gx eşittir limit x1'e giderken hx. Yani eksi k, k'ye her zaman eşit mi demiş. Sen burada k'yi 0 alırsan olur.
Ama K'yi 0 almak zorunda değilsin. Sen burada K'yi 3 alırsan eşit olmak zorunda değil. Kesinlikle doğru değil. Bu yüzden bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 deniz şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 10. soruda limit x'a giderken fx eşittir 4 demiş. Limit x'a giderken gx eşittir 2 denilmiş. Aşağıdaki ifadenin sonucu sorulmuş. Aşağıdaki ifadeyi biz şurada düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle yazalım. Limit x a'ya giderken fx artı limit x a'ya giderken 2 çarpı gx olarak ayırdım. Değil mi? Hatta ben buradaki 2'yi başa da yazabilirim. Ama olsun. Şuranın kaç olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Dediğim gibi şuradaki 2'yi başa yazarsam burada 2 yok aslında. 2 çarpı dedim. Şuradaki ifadenin 2 olduğunu biliyorum. Limit x a'ya giderken gx'in 2 olduğunu biliyorum. 2 ile 2 çarparsam 4. 4 ile 4 toplarsam 8. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 11. soruda bize demiş ki limit x n'ye giderken fx artı gx bölü hx limitin değeri kaçtır? Biz hemen yine bunu parçalayalım arkadaşlar 10. sorudaki gibi. Şöyle yazalım. Üşenmeyelim, yazalım sizler anlayın diye. Limit x n'ye giderken fx artı limit x n'ye giderken gx bölü arkadaşlar limit x n'ye giderken bir dakika bunu yazamadık. Hx yazacağız oraya. Hx. Bu ifade sorulmuş bize. Hepsinin yukarıda eşiti verilmiş. Limit x n'ye giderken fx eksi 2 imiş. Eksi 2 artı limit x n'ye giderken gx de verilmiş 4 olarak. Eksi 2 artı 4 bölüm. Limit x n'ye giderken hx de verilmiş 2 olarak. Buradan 2 bölü 2 yani 1 geldi. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 12. soruda demiş ki limit x1'e giderken fx çarpı gx artı fx kaçtır? Biz yine burayı ayıracağız arkadaşlar. Ayıralım şöyle yazalım. Limit x1'e giderken fx çarpı gx artı limit x1'e giderken fx olarak yazdım. Şimdi bakın burada şurayı da ayıracağız aslında. Limit x1'e giderken fx çarpı limit x1'e giderken gx. Limit x1'e giderken fx. Yani ben burada x'e 1 yazdım. Kaç gelir arkadaşlar? 1'in 5. kuvveti 1 artı 1 artı 1'den 3 geldi. Yani şuradaki limit x1'e giderken fx 3'müş. Ben burada x'e 1 yazarsam 1 eksi 1 eksi 1'den eksi 1 geldi. Limit x1'e giderken gx de eksi 1'miş. Ayırmadan çarpayım. 3 ile eksi 1'i çarpacağım burada. Anladınız değil mi? Limit x1'e giderken fx çarpı limit x1'e giderken gx. 3 ile eksi 1'i çarpacağım. Artı limit x1'e giderken fx 3. Arkadaşlar eksi 3 artı 3'ten 0 geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı denizi şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar 13. soruda bize limit x 3'e giderken fx bölü gx sorulmuş. Ben bu soruyu şöyle çözmek istiyorum. Dikkat edersek limit x 3'e giderken limit x 3'e giderken demiş. O zaman ben buradaki iki ifadeyi çarpabilirim. Limit x 3'e giderken. Tersten düşünüyorum aslında anlatacağım. Limit x 3'e giderken diyorum ki fx bölü 3x eksi 9'u da 3 parantezinde yazayım mı? 3 parantezinde x eksi 3 çarpı x kare eksi 9 bölü gx yazacağım. X kare eksi 9 var ya şuradaki. Bunu da şöyle yazalım mı? X eksi 3 çarpı x artı 3 bölüm gx eşittir arkadaşlar. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6 olarak yazıyorum. Biz bunu tersten biliyoruz aslında. Yani şöyle söylüyoruz. Limit x a'ya giderken fx çarpı gx. Limit x a'ya giderken fx çarpı limit x'e giderken gx. Ben bunu ayrı ayrı da yazabiliyorum. Bu yüzden ben bunu bu şekilde yazdım. Şimdi buradaki x eksi 3'leri sadeleştirdim. Değil mi? fx bölü 3 çarpı x artı 3 bölü gx. Buradaki gx 3'ü de yer değiştireyim. Şöyle olsun. Limit x 3'e giderken fx bölü gx çarpı x artı 3 bölü 3 eşittir 6 olarak yazdım arkadaşlar. Şimdi burada hani yine bir çarpım var ya bakın. Bunu ayırabilirim. Şöyle. Limit x 3'e giderken fx bölü gx çarpı limit x 3'e giderken x artı 3 bölü 3 eşittir 6 olarak yazdım. Bana zaten şuradaki ifade sorulmuştu. Maviyle göstereceğim. Şuradaki ifade sorulmuştu. Yanındaki ifadede de ben x'e 3 yazayım. Ben burada x'e 3 yazarsam 3 3 daha 6. 6 3'e böldüm. Burası 2 geldi. Değil mi? 2 ile bunu çarptığım zaman 6 gelmesi gerekiyor. Bunun kaç olması lazım? Yani bu dediğim şeyin de bana sorulan ifade 3 olması gerekiyor. Yani sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 14. soruda bize 2 tane grafik verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde demiş ki limit x eksi 1'e giderken f çarpı gx'in limiti vardır. Şimdi bizim aslında burada birinci öncülü çözerken şöyle düşünmemiz gerekiyor. Eksi 1'e sağdan yaklaşacağız. Aslında f eksi 1'e bir dakika yazamadım. F eksi 1'e sağdan yaklaştığım çarpı g eksi 1'e sağdan yaklaştığım ifadenin f eksi 1'e soldan yaklaştığım çarpı g eksi 1'e soldan yaklaştığım ifadeye
eşit olması gerekiyor. Ama ben g fonksiyonunun grafiğine baktığım zaman eksi 1'i göremiyorum. Değil mi? Kesinlikle doğru demiş. Şuraya eksi 1 mi acaba? Buraya eksi 1 mi? Bakın gösterdiğim noktayla bilmiyorum. Bu yüzden ben birinci öncülü inceleyemem bile. Birinci öncül kesinlikle doğru değil. Çünkü inceleyemiyorum ki. Geçtim birinci öncülü. İkinci öncüle geldim. Biraz yakınlaştıracağım artık ekranı. Limit x1'e giderken g kare x'in limiti vardır. Bakın şimdi ben bunu nasıl inceleyeceğim? Az önce anlatmıştım. Diyeceğim ki limit arkadaşlar x 1'e sağdan yaklaşırken g kare x'in aslında limit x 1'e soldan yaklaşırken g kare x'e eşit olması gerekiyor limitinin olması için. G fonksiyonunda 1'e sağdan yaklaşıp karesini alacağım. Şurayı bulacağım. G fonksiyonunda 1'i buldum. Sağındaki grafikten 1'e yaklaştım. Eksi 3'e geldim. Eksi 3'ün karesini aldım. 9 eşittir. Bakalım eşit mi gelecek. Şimdi 1'e soldan yaklaşırken karesini alacağım. Yine g fonksiyonunda x ekseninde 1'i bulmuştum. Soldan yaklaştım. 3'e geldim. 3'ün karesi 9 arkadaşlar. İkinci öncül kesinlikle doğru dedim. Çünkü ikisi birbirine eşit geldi. Üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. Limit x eksi 1'e giderken fx eksi 2'nin 4. kuvvetinin limiti var demiş. Bakın ben bunu yine şöyle inceleyeceğim. Limit diyeceğim ki x eksi 1'e sağdan yaklaşırken arkadaşlar fx eksi 2'nin 4. kuvveti eşittir. Limit x eksi 1'e soldan yaklaşırken yine fx eksi 2'nin 4. kuvveti. Eğer bu ikisi birbirine eşitse arkadaşlar limiti vardır diyeceğim. Şimdi f fonksiyonunda x yerine eksi 1'e sağdan yaklaşmak dediğimiz için şurada eksi 1'e sağdan yaklaşmaya bakacağım. F fonksiyonunu buldum. Eksi 1'i buldum. Şurada sağdan yaklaşacağım. Sağındaki grafikten geliyorum. Kaça geldim? 1'e geldim. Burada 1 var. 1'den eksi 2 yani 1 eksi 2 eksi 1. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Eşittir dedim. Arkadaşlar eksi 1'e soldan yaklaşacağım şimdi. Eksi 1'in solundan yaklaştım. 3'e geldim. Buraya 3 yazdım. 3'ten 2 çıkarttım. 1'in 4. kuvveti 1 arkadaşlar. O oldu. 3. öncül de kesinlikle doğru. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3. Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar 15. soruda hiçbir sıkıntı yok. Direkt x yerine e yazacağız. X yerine e yazdığımız zaman ln e küp artı ln e kare artı ln e artı 1 bölüm ln 2e eksi e'den e olarak geldi arkadaşlar. Yukarıda ln e küp. Hani 3 başa gelecek 3 çarpı ln e'den 3 artı aynı mantıkla 2. Aynı mantıkla burası 1 artı 1 bölü 1 dedik arkadaşlar. 3 2 daha 5 6 7 bölü 1'den 7 geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Testi bitirdik. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa WhatsApp grubuna yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu kamp için özel WhatsApp grubu kurduk. Anlamadığınız yerlerde, takıldığınız yerlerde herhangi bir sıkıntınızda her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.